Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bilgi sarmal çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sahnemizi açalım ve bizi efsane sorular bekliyor. Kutu ajan ton değeri kaçtır? Yarım açıdan da yapabilirsiniz. Üçgen çizerek de yapabilirsiniz. Ben üçgen çizeceğim. Şöyle farklı yöntemleri göstereyim size. Şurada şöyle bir hamle yaptık. Canlarım. Şurası diyelim ki 90 derece, şurası 30 derece, şurası 60 derece. 30'un karşısında 1 varsa 60'ın karşısında kök 3 vardır. Şurada ise 2 vardır. Ben ne yaptım? Dışarıda şöyle bir hamle uyguladım. 15'e 15 kopardım. O zaman burası da yine 2 geldi. Kotanjant 15 dediğim 2 artı kök 3'ün 1'e oranından 2 artı kök 3 geldi. Farklı bir yol görmüş oldunuz. Kos kare 85 tane sin kare 80 eksi 3 kos 50. Şimdi canlarım kos kare 80 de sin kare 80. Onların toplamının 1 olduğunu biliyoruz. Peki geri ne yaptı? Ben buradan bir tanesini aldım ya. 4 tane kaldı. 4 tane sin kare 80 eksi 3 bölü kosinüs 50 kaldı. Şimdi güzel insanlar burada şöyle bir şey yapacağız. Hemen hamle uygulayacağız. Hamlemiz şu. 1 artı 4 tane sin kare 80'i 2 tane sin kare 80 artı 2 tane sin kare 80 şeklinde parçaladık. Ve eksi 3'ü de eksi 1, eksi 1, eksi 1 yazdık. Şimdi iyi de hocam buna gerek var mıydı? Hemen böyle yaparsanız çok daha basit bir şekilde görürsünüz. Bak ne yapacaksınız? Şu birin bir tanesi şu biri götürdü. 1 eksi 2 sin kare bak. 1 eksi 2 sin kare. Neye eşitti? Kosinüse eşitti. 2 katı. O zaman burası eksi kosinüs 160. Peki aynı mantıkla Yine 1 eksi 2 sin kare. O zaman burası yine eksi kosinüs 160 oldu mu? Oldu. Burada kosinüs 50 var. Kosinüs 50 de neye eşit? Sinüs 40'a eşit. O zaman canlarım burası eksi 2 tane kosinüs 160 ya. Ben onu çevireceğim. Nasıl çevireceğim? 180'e tamamlayarak. Çevirdiğinde ne oldu? Kosinüs 20 oldu mu? Oldu. Ama dikkat. Neye dikkat edeceksin? Kos 160 2. bölgede ya. Bu eksiği artıya çevirecek. Peki sin 40 ne? 2 tane. Sin 20, cos 20 geldi. Gerisi çocuk oyuncağı. Cos 20, kos 20'yi götürdü. 2, 2'yi götürdü. 1 bölü sin 20 de. Kosekant 20 geldi. Canlarım güzel, hoş bir soru. 2021 AYT sorusu. Geldik şuraya. İsterseniz şuraya bir daha. Yani içim rahat etmedi. 1 eksi 2 tane sinüs kare 80 eşittir. Burası kosinüs 160 bunu da söyleyelim. Geldik 3. sorumuza. O evet merkez. canlarım geçtik 3. sorumuza. O merkezli birim çemberde ABC dik üçgen ve BAC alfa açısıymış. Boyalı bölgenin birim kare türünden eşiti nedir? Şimdi canlarım burada O ile C'yi bir birleştireceğiz. Burası alfa oldu. Burası 2 alfa geldi. BC uzunluğu sinüs 2 alfa oldu. Burası ise kosinüs 2 alfa oldu. Şurası ise 1 bir birim oldu. Bu üçgenin alanı sinüs 2 alfa çarpı kosinüs 2 alfa artı 1 bölü 2'dir. Buradaki amaç ne? Şıklara baktığın zaman yani hiç buna benzer bir şey yok. O zaman bu 1'i yok edeceğiz. Nasıl yok edeceğiz? Tabii ki kosinüs 2 alfayla. Ben kosinüs 2 alfanın şuraya bir eşitini yazayım. O da neydi? 1, ee, 2... Cos kare alfa eksi 1. Bazen böyle hangisini kullanacağında zorlanıyorsun. Sinüs 2 alfasını yazdık. Ve kosinüs 2 alfa yerine 2 tane kosinüs kare alfa eksi 1 artı 1 yazdık. Bölü 2 oldu. Canlarım şuradaki artı 1 şu eksi 1'i götürdü. 2'yi de zaten şununla gitti. Burası ne geldi? Sinüs 2 alfa çarpı kosinüs kare alfa geldi. Hangi şıkta? 2 tane sinüs 2 alfa yine ifademiz yok. Mecburen devam edeceğiz. Sinüs 2 alfa yerine 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs alfa çarpı kosinüs kare alfa. Yani 2 tane sinüs alfa çarpı kosinüs küp alfa. Bu var mı? Evet var. Doğru cevabım değişikli oldu. Evet arkadaşlar geçtik dördüncü sorumuza. Çok tatlı bir soru. Mavi, kırmızı ve yeşil renkli eş uzunluktaki çubuklar şekildeki gibi bir araya getirildiğinde yeşil renkli çubuk ile kırmızı renkli çubuklar arasındaki açı alfa derece oluyor. Tamam. Şimdi kırmızı renkli çubuk A köşesi etrafında ok ile yönüne gösterilen yönde teta derece. Kırmızı şurada teta kadar dönüyormuş. Sonra yeşil renkli çubuk da B köşesi etrafında ok ile gösterilen yönde beta kadar dönüyormuş. Ve oluşturan şekil bir eşkenar üçgenmiş. Neden? Zaten şunların hepsi birbirine eşit oluşan şekil bir eşkenar üçgen. Peki canlarım o zaman ben şuraya bir 60'ını yazdım. Şurası mecburen 60 olması için 60 eksi beta gelecek. Burası da kaç gelecek? Tabii ki 60. Şimdi burada istenen şey buna göre sinüs beta kosinüs teta. Beta ile teta arasında bir ilişki bulmam lazım. Nasıl bir ilişki bulacağız? Şöyle bir ilişki yapabilir miyiz? Birincisi şuraya baktığın zaman bak şuraya. Burası 60 artı betadır. Neden? 2 için toplamı bir dış. Peki şuradaki açıya baktığım zaman şöyle bir hamle yapabilir miyiz? Şuradaki açıya ben k derece diyeyim. Teta ile k'nın toplamı 2 için toplamı bir dış. Yani 60 artı beta. O zaman buradan k ne gelir? 60 artı beta eksi teta geldi. Peki canlarım şekilde şurayı bak süper bir soru. Şurası bir ikiz kenar üçgen mi? Evet. Yani benim 60 artı teta dediğim ifade k'ya eşit mi eşit? Buradan 60 artı teta k yerine 60 artı beta eksi teta yazdım mı? Yazdım. Buradan 60'lar birbirini ne yaptı? Götürdü. O zaman 2 tane teta dediğin şey beta'ya eşittir. O zaman bu oranı soruyorsa ben <laughs> ya bayıldım soruya. Beta yerine 2 tane teta yazarım. Burası da kosinüs teta olur. Burayı açarsam ikisinin teta çarpı kos teta bölü kos teta oldu. Kos tetalar birbirini götürdü. İki tane üst teta geldi. Çok harika bir soru. Gerçekten harika ötesi bir soru. Bayıldım. Evet bence şu an testin en güzel sorusu. Geçtik dördüncü 5. sorumuza. Beşinci. Geçtik 5. sorumuza arkadaşlar. 5. sorumuz güzel bir Toplam fark yarım açı iç içe olan sorusu. Burada sin 8 var sin 82. Buraya bir kez kosinüs 8 yazın. Bunu da silin buraya sin 24 yazın. O zaman ben burayı kos 8 ile çarpacağım. Burayı da sin 8 ile çarpacağım. O zaman kos 8 ile çarparsam sin 24 çarpı kosinüs 8 artı bu sefer kosinüs 24 çarpı sinüs 8 bölü aşağı kısım sinüs 8 çarpı kosinüs 8 geldi. Eşittir x. Canların üst taraf sinüsün toplam formülünden 32. Alt taraf ise sin 8 kos 8 duruyor şu an. Ben burada şöyle bir hamle yapacağım. Burasını 2 ile çarpacağım. Üst tarafı da 2 ile çarpacağım. Bir şey değişmedi ve üst tarafı açacağım. 2 tane. Bak bu 2 buradan geldi. 2 tane sinüs 16 çarpı kosinüs 16 oldu. Aşağı kısım ise direkt 2 sin 8 cos 8 zaten direkt sinüs 16 geldi. Burada sinüs 16 sinüs 16'yı götürdüm. 4 tane kosinüs 16 eşittir x ise kosinüs 16 buradan x bölü 4 geldi canlarım. Olay bu. Geçtik 6. sorumuza. Sin 64'ü sormuş. Ben burayı bir 2 ile çarpayım 2'ye böleyim. O zaman şuranın sonucu sinüs 16 oldu çarpı kosinüs 16 çarpı kosinüs 32 şu bölü 2 ile buraya göndereyim 2x olsun. Canlarım ben burayı 2 ile çarpayım yine burayı 2 ile çarpayım 2 çarpıp bölmeyeyim iki tarafı da çarpalım. Şurası direkt sinüs 32 geldi çarpı kosinüs 32 oldu eşittir 4x yine burayı 2 ile çarpayım burayı 2 ile çarpayım sinüs 64 de buradan kaç geldi 8x doğru cevap e şıkkı oldu canlarım. Geçtik 7. sorumuza. Güzel, klasik bir soru. Şimdi ben burayı şöyle yapacağım sizin için. Bak iyi izleyin. Sinüs 15 çarpı kosinüs 15. Her ikisinin de dördüncü kuvveti, dördüncü kuvveti buraya attık. Ben burayı 2 ile çarpıp 2'ye böleceğim. O zaman 2 sin 15 kos 15'in cevabı Sinüs 30 geldi. Bölü 2 4. kuvveti. Sinüs 30 1 bölü 2. 1 bölü 2 2'ye bölersen 1 bölü 4 gelir. Dördüncü kuvveti de o da 1 bölü 256 yani A şıkkı oldu. Sinüs 30 1 bölü 2 2'ye böldüm. 1 bölü 4 geldi. Geçtik 8. sorumuza. Evet canlarım geçtik 8. sorumuza. Çok hoş tatlı bir soru. Dik koordinat düzlemine birim çember üzerinde bulunan A noktasının x80'e olan uzaklığı 3 bölü 5'tir. Buna göre C'nin y eksenine olan uzaklığı kaçtır? Şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir koordinat sistemimizi çizelim. Güzel büyük bir birim çember çizelim. Şöyle olsun. Şimdi burada ne var canlarım? Burada şöyle bir mantık var. Burada bir tane açı ortay var. Tamam mı? Şöyle. Şekilde şöyle bir şey yapmış. Şimdi ben buradaki açıya x desem. Buradaki açıya x desem. Buradan zemine Diki indiğim zaman Z'den dolayı bu 2x buraya geldi. Bura cepte. Şimdi canlarım ne diyor? Burada A noktasının x ekseni olan uzaklığı 3 bölü 5'miş. A'nın yani şuranın x'i olan uzaklığı x bölü 5'miş. Ben buradan bir tane dik attım. X'i olan uzaklık şurası ya. Yani burası 3 bölü 5'miş. Peki dikkat ederseniz burası yarıçap olduğu için 1. Peki x'in şu an bu sarıya boyadığım yeri neresi? Komşusu. Burası neresi? Hipotenüsü. O zaman komşu bölü hipotenüs neydi? Kosinüs x'ti. Yani senin kosinüs x dediğin ifade aslında 3 bölü 5. Bu cepte. Şimdi benden istenen şey şu. Dikkat ederseniz rengimizi değiştirelim. Rengimizi ne yapalım? Şu rengi alalım. Farklı bir renk olsun. C'nin y'ye olan uzaklığı yani şurayı soruyor. Peki ben buradan bir tane karşıya gönderdiğim zaman Farkındaysanız bak şu üçgene bir bakın. Maviye boyayım ki rahat görün. Bak şurası şu üçgene bakın bir tamam mı? Burada kim var canlarım? Hipotenüsün senin yine bir birim. Ve şu uzaklığı istiyor bak. Şu uzaklık boyadığım yer istiyor. O zaman bunun 2x'in karşısı ve hipotenüsünü kullanıyorsun. O zaman sinüs 2x'i istiyor. Peki sinüs 2x ne? 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x. E sen kosinüs x'in 3 bölü 5 olduğunu biliyorsa, 3, 4, 5 özel üçgeninden sinüs x'e kaç gelecek? 4 bölü 5. O zaman 2 çarpı 4 bölü 5 çarpı 3 bölü 5. Yani 12, 24 bölü 25. E 4 ile genişlet 96 bölü 100. Yani 0,96 geldi. Efsane bir soru daha. Gerçekten bayıldım. Geçtik 9. sorumuza. Tanjant x bölü 2 1 bölü 3 bunu sormuş. O zaman sen önce bir tanjant x'i bul. Tanjant x ne? 2 tane tanjant x bölü 2 1 eksi tan kare x bölü 2. Canların burası 2 bölü 3 gelir. Burası ise 1 eksi 1 bölü 9 gelir. 2 bölü 3'ümü yazdım. Burası 8 bölü 9 geldi. Ters çevirip çarptım. 2 bölü 3 çarpı 9 bölü 8. Bu bunu götürdü 3. Bu bunu götürdü 4. Tanjant x 3 bölü 4 geldi. Şimdi tanjant x 3 bölü 4 ise hemen özel üçgenimi çizdim. Şuraya x'ini yazdım. Bura 3, bura 4, burası da 5 geldi. Kosinüs x dediğim ifade 4 bölü 5. Sinüs x dediğim ifade 3 bölü 5. 1 artı 4 bölü 5 bölü 3 bölü 5. 5 burası 9 bölü 5. Burası 3 bölü 5. Ters çevirip çarparsam 3 de cevap geldi güzel insanlar. Mevzumuz bu. Geçtik 10. sorumuza. Kosinüs 2x 1 eksi sinüs 2x. Klasik bir soru. Her kitapta karşımıza gelir. Önce kosinüs 2x yerine şunu yazacağız. Sadeleştirme sorusu ya. En çok bunu kullanırız. En çok. Burada bir yerine de şunu yazacaksınız. Sin kare. Hemen direkt yazayım ben aslında. Sinüs x eksi kosinüs x'in parantez karesi. Bak bu çok çıkar karşımıza bizim. Çok. 1 artı sinüs 2x'i görürseniz şunu yazacaksınız. Canlarım hemen söyledim. Bu çıkarsa da bunu yazacaksınız. Şimdi burası 2 kare farkından c eksi s çarpı c artı s geldi mi? Geldi. Canlarım burada kare var. Burada kare kök varsa bu dışarıya mutlak değer s eksi c geldi. Peki açımız kaçla kaç arasında? 0 ile 45 arasında. Kim büyük? 0 ile 45 arasında kosinüs daha büyüktür. O zaman kosinüsün önü eksi ise burası dışarıya işaret değiştirerek çıkacak. C eksi ise bölü C artı C eksi ise çarpı C artı ise burası işaret değiştirirse C eksi S diye çıktı. Bunlar birbirini götürdü. O zaman cevap kosinüs X artı sinüs X geldi. Şunun rengini kırmızıya tekrar alalım. Mevzumuz bu canları. Geçtik 11. sorumuza. 2020 ayete. 2 tanjant X. Hemen yapacağın şey belli. 2 tane sinüs x bölü kosinüs x yazmak. Peki sinüs 2x ne? 2 tane yine sinüs x çarpı kosinüs x yazmak. Geldik şurada bir sin kare x'in bir dursun. Ona bir dokunmayın. Onu ellemeyin şimdilik. Buradan çıkan sonuç 2 tane sinüs parantezine alırsam. Buradan 1 bölü kosinüs geldi. Eksi kosinüs oldu. Şimdi canlarım dikkat edin. Burası da sinüs kare x. Şimdi Burası düzenlenmiş hali. Bak çarptın koskare kare oldu mu? 1 eksi koskare kare geldi mi üst taraf? Peki 1 eksi koskare kare neye eşit? Tabii ki sin kareye eşit. O zaman burası şöyle bir şey oldu. 2 tane sinüs x çarpı sin kare x bölü kosinüs x bölü sin kare x. O zaman ben bunu ters çevirip çarpacağım. 2 tane sinüs x çarpı sin kare x bölü kosinüs x çarpı sin kare x oldu. E bu bunu götürdü. 2 tane tanjant x de cevap geldi canlarım. Şimdi burada bir yarım açı ufak uyguladık. Başka da gerisi 4 işlem. Geldik 12. sorumuza. 1 eksi cos 41 artı cos 41. Şimdi canlarım burada ne yazacağız? Şurada 1 artı. Bak bu 1 artısını yazdım. Burası 1 eksi. 1 eksi 2 tane sinüs kare 20 oldu. Burası da 1 artı 2 tane kosinüs kare 20 eksi 1 oldu. Buradaki şu 1 şu 1'i götürdü. Bu 1 şu 1'i götürdü. Bu eksi bu eksiyi de artı yaptı. O zaman sonuç 1 artı. Bak şimdi canlarım. Burada ne kaldı? 2 tane sinüs kare 20 geldi. Burada ne geldi? 2 tane kosinüs kare 20 geldi. O zaman 1 artı tanjant kare 20 geldi. Biz bunu nerede olsa tanırız. Hemen aslında hiç burada tanjant kare 20 yazmayayım. Çünkü yazarsam benim işimi zorlaştıracak. Niye? Çünkü şıklara baksana hep sin cos cinsinden. Şu ikisini götürsün çarparsan şöyle hatta yazayım sin kare 20 bölü kos kare 20. O 20'yi niye hep unuttum şu an. Ve payda eşitlersen kos kare 20 ile çarparsan üst taraf 1 Alt tarafta cos kare 20 geldi. 1 bölü cos kare 20 oldu. Canlarım 13. sorumuz. Cos 50 sin 50 sin 100. E sin 100 neye eşit canlarım? Sin 100 tabii ki şuna eşit. 2 tane sinüs 50 ile cos 50'nin çarpımı. E bu A bu B. O zaman cevap 2 tane A B. O kadar zor sorudan sonra bu soru biraz basit olmuş. 14 tanjant 2x. E, tanjant 2x'in formülünü biliyorsunuz canlarım. Tabii ki 2 tane tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x. Ben bir şeye basit dersem kesin işlem hatası yapıyorum. O yüzden biraz bunları dikkatli çözüyorum. 2 tane x 1 bölü 3. Burası ise 1 eksi 1 bölü 9. 2 bölü 3 bölü 8 bölü 9. Ters çevirip çarpacağım. 9 bölü 8'ini yazdım. Bu bununla gitti 3. 6 bölü 8, 3 bölü 4 de cevap geldi güzel insanlar. Geçtik 15. ve son sorumuza. Çok tatlı bir soruya benziyor. Aşağıda verilen düzlemsel şekilde ABC dik üçgen, ABD ikiz kenarmış. Burası ikiz kenar. Şimdi canlarım hemen ikiz kenarları falan kullanacağız. BD 2 birimmiş. Şurası iki birim. Şurası da iki birim. Pembe boyalı üçgensel bölgenin alanı nedir? Şimdi burası 90 mı? Ben geldim buraya 90 eksi alfa yazdım mı? Ee, burası bu zaman alfa oldu mu? Burası geldi alfa oldu mu? Klasik ne yapacağız? İçeride de yapabiliriz. Yarım açıdan gidebiliriz. Dışarıda da yapabiliriz. Hangi hoşunuza giderse işin yani içeride oluşturursan uğraşırsın. Dışarıda oluşturursan işi rahat çözersin. Bak geldin şuraya 90'ı koydun. Şurada ne yapacağız canlarım? Şunu yapacağız bak. Alfa alfa. Şurası ne geldi? 2 alfa geldi. Şimdi burası 2 ise bunun karşısı iki tane sinüs 2 alfadır. Bakın ben bunu size soru çözümlerinde konu anlatımlarında çok söyledim. Bak burası 2 diyelim. Burası x. O zaman burası 2 tane sinüs x'tir. Diyelim ki sizde şuradaki açı 3x ve şurası da 4. O zaman sen diyeceksin ki buraya 4 tane sinüs 3x. Niye? Bu açının değerini yazacaksın. Bu 4'ü yok eden 4'tür diyeceksin. E gerisi çok basit. Niye? Bunun tabanı 2 birim. Yüksekliği ise 2 tane sinüs 2 alfa. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Cevap 2 tane sinüs 2 alfa oldu. Mükemmel bir soru daha. Canlarım olay bu. Şimdi sahnemizi çevirdik. Bu testimiz de burada bitti. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.